Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız iyiyiz canlar. Ne oldu Zeynep? Uykusuna bakma. Annem değildim. Gece orada kaldım. Geldim mi abule oluyorum. Biraz rahatsız oluyorum. Uykusuzluktan mı ne bilmiyorum. Geldim buraya. Bunlar hiç yatmamışlar. Erdoğan hasta canlar. Beli rahatsız oldu burada. Koronadan sonra size daha önce demiştim. Zaten önceden rahatsızdı beli. Kolu da rahatsız. Burada kolunda da lif kopması vardı. Şimdi beli de rahatsız. O da doktora gidi gelay. Bu gece de ben annemde kaldım. Uşakla burada geldiler. Melek babamın Mustafa sabaha kadar affedersiniz ishal kusma. Erdoğan da aynı şekilde. Benim dişim. Doktora gittik geldik. Hepimiz. Efe'yi göz doktoruna gittim. Böyle ilaçlarımızı verdi. Benim ağzıma. Dişime yani. Herkeste bir poşet ilaç. Yayla mı çarptı bizi ne yaptı bilmiyorum. Oy. Enişten bizi yaylaya gitti. Gördüğünüz videoyu attım. Abam da burada. Evet selamünaleyküm canlar. Abla da iş başında. Abam, herkese hayırlı günler. Etlerini genelde göstersen abi. Kavurma yapacağım yine arkadaşlar. Geçen yapmıştım. Yine yaparım bir kavurma. Çorban bir şey üstünde. Bugün herkes... Herkes kafayı sıyır. Rahatsız. Ha bas mindir al artık. Yok yok. Kızım al mindir. Ayağımın üstünde oturma. Yerde hala var da. Ha bu poşet alayım. Hiç alım yok. Babama bugün hiçbir şey yapamadım. Yardım etemedim. Ha şimdi sadece oraya bir makine çamaşır astım. Bu kadar. Şarjım da bitiyor. Ne yapacaksın? Ayağım fili düştü gene. Ha. Ha bu kadar işte. Benim çektiğim video ya bu kadar olur. Koydu koyaydın ha orada. Yok ya. Koyamam da biri bana bir şarj hazırlasa şarj. Ya yani orada değil getireyim ben. Sen getirme. Ayakta dur. Allah'ım da. Öyle canlar. Babamın yanına gittim. Annemin yanındaydım gece. Akşam biraz erken gittim oraya. Çok büyük boğuntu var orada. Herhalde kaldıramayırım babamı ya. Yani bayağı zayıfladı ama gene de alamıyorum hani arkama değişirken bezlerken kalkması gerektiği yerler oluyor. Bazen kendisi tutturuyor ki kalkacağım diye. Bugün de abla bir vuruk alım var niye bilmiyorum. Dedim babam abla dedim atamayacak video dedim merak edecekler. Bir de bir iki kişi bir yorum yani iki üç kişi hatta yorum yazmış. Elini kesersin, abini kesersin. Onlara da bir açıklık yatırayım dedim. Ay şimdi arkadaki çamaşırlarını da görüyorsunuzdur. Rüzgar bayağı esiyor buraya. Çocuklar da oynadılar, terden su öldüler. Orada kuruyla, kurusuna bakalım. Allah büyüktür. Eniştem de kömür aldı dün öyle koydular onları arkada. Ha gördüğünüz kömürleri canlar o kadar 7 milyar. Vallahi. 7 milyar tuttular. Kışın yakmaları için. Abamın üst katları kaloriferli de aslında burada kaloriferli de. He. Ama daha kalorifer kazanını taktırma sıra gelmedi. Ah. Bayağı. Aba sağ ol. Niye kalktın sen ya? Çorbaya bakacağım. Hiç çalım yok. Abla bir şekil oldu bugün. Çocuklar da bugün Erdoğan hasta olduğu için dışarı çıkaramadık dün bugün. Onu da burada birbirlerini yediler. Sabahtan beri dövüşüyorlar. 2-3 tane takipçim aradı. Onlar da arabalan yoldaymışlar. Onlara da hayırlı yolculuklar dilerim. Bir tanesi Ordu Korgan'da duruyor. Bir tanesi de Meryem Burnazabam. O daha gelmedi. O Eylül'de gelecek. Onlarla yazıştım. Anneme gelecekler. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Siz gelin canlar. Yolunuz açık olsun. Başka bir şey istemiyorum. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Allah'a çok şükür. Kazasız belasız gelin yeter. Bir de
3 taneydi ya, yalan konuşmayayım, 3 taneydi. Melek ablanın aram bozuk mu? İşte konuşurken biraz moralsız konuşuyorsunuz. Yazmışsınız. Abi kesirip birbirine şimdi. Yani ne zaman uyduruyorsunuz bunları? Allah bozmasın, öyle bir ihtimal yok yani canlar. Nasıl uyduruyorsunuz bunları? Nereden gördünüz? Haberim yok. Benim bilmiyorum yani, benim haberim yok. Doğuştuğumuzdan, çekiştiğimizden. Siz benden iyi biliyorsunuz, görüyorsunuz zaten her şey ortada. Allah dövüştürmesin. Rabbim kimseyi huzursuz etmesin. Ben onunla dövüşmüş olsam bile Allah vermesin. Evi var, gider evinde benden durmaz. Yani buradan siz çözün davayı. İyiyiz, çok şükür. Bir sıkıntı yok yani. Çöz, rahat olsun. Biz böyle birbirine nispeten kardeş taraflar diyelim yani, ondan diyelim. Ben otururum, o yapar. O oturur, ben yaparım. Ha, gördüğünüz gibi. Böyle o yapsın, ben yapayım. Şimdi belki de derler ki abonet doğru, sen oturuyorsun, kendi doğan video çekiyorsun. Vallahi ben kendime de video açıkçası çekmiyorum. Çekemiyorum, şöyle çekiyorum. Aşağı yukarı aşağı yukarı gide gel, arabaların uşakları gezdirelim, biz gezelim. Bakın. Gelen giden olayı buluşuyoruz. Keseyim mi? Dur aşkım, sen orada dur ben. Öyle böyle tam konsantre olamıyoruz bu sene videolara, görüyorsunuz. Yavaş. Ben ama dedim, aşağı rahatsız olduğum halde abla dedim, ben kendim abamın videosu yok. Filiz bırak baba videoyu dedi. Yap kendi ne yaparsan dedi. Dedim abla bir tek sohbet edeceğim dedim. Ama dedim senin videon yok. Benim dedi işim var dedi. Bunun eşi de Şenol abim de her yemeği yemiyor. Herkesin yaptığını da yemeyi. Nasıl benim eşim de yemeyi. Ya mesela et kavuru yapam, Erdoğan asla yemez. Kesinlikle biliyorsunuz. Akşam oluyor, ahıra gidiyoruz bile. Elimden geldiğince benim beşimde iki tane ufak uşağım var. Gidiyorum babamın yanına. Ama babam da bu sene tarlada pek bir şeysi yok. O da anneme babama gidip geldiği için en başlarda biliyorsunuz babam bir ara daha ağırdı. Onun da tarlada pek bir şeysi yok. Şöyle bir şeysi yok. Var, her şeysinden var ama az az. Kendime yetecek olduk kadar var. Çok şükür. Görüyorsunuz yani kimseye muhtaç değil. Hatta kendine yetecektin de fazlası da var. Aynen. Ama geçen seneki kadar ortalık dolu değil. Bu da bu sene suyu yok abamın. Suyu az. Bir de şey, satlık çok yapmadı. O yüzden. Yani biz doğuşu çekiştiğimizden haberim yok. Bu kanalda yok öyle bir şey henüz. Ne bileyim, olursa siz bana haber verin. Abamın yorumcuları bana yazamayanlar gidiyor. Abamın kanalında da saçma sapan yorumlar yazaylar. Vallahi gülüyorum size ya. Vallahi. Aynen evet. Efe çekil oradan. Efe kamera video çekiyorum oğlum. Ben Filiz'in ne mutlu sahibi. İzliyor herhalde. Yani takipçisi o yazan bayanda. İsmini de buradan açıklayayım. Ben kendi kanalımda da açıklayacağım. Onu zaten benim kanalımda taneyle abi ha. Filiz Kabadayı hanımefendi. Hep de Filiz ha. Ne kadar fena ismin var. Herkes fena. Yani ben her seferinde söylüyorum. İyi niyetli olalım. Ben senin dedenle de değişecek bir insan değilim. Sen kendin ismini kendin açıkladığın için buradan da yorum yaparım ben sana. Ablamın videosunda bu ara. Ablam evet. Sabit dedi onu. Hem bana saydırdı hem babama saydırdı. Ne ben istiyorsun? Uzun göle gittim evet. Arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Tabii beni seyretmeyenler var Filiz'in kanalında. Ne istiyorsun Gittim yemek yemedik orada. Eşimle beraber döndük. Eşim, ben bir de büyük oğlum vardı. Üçümüz aslında gitmeyecektik. Şöyle gittik. Eşimin Yomra'da bir arkadaşının düğünü vardı. Al al. Muhasebecisinin. Ah, ne kadar hastaydı ya. Düğünü vardı. Saat akşam 6'lardaydı dedi. Melek dedi. Hadi dedi. O gün de o kadar bir acayip güneş verdi ki. Dedi gidelim de dedi. Siz de dedi gezdireyim dedi. Ben de dedi, düğüne giderim dedi. Gelirken dedi Uraz düğüne. Tamam dedi. Oğlan getirdi bizi, büyük oğlan Uzungöl'ün. Ama o kadar büyük bir kalabalık var ki sırf Araplar. Ne yeme yerinde bir oturma yeri var. Ne bir dolanma yeri var. Hiçbir şey yok. Ben de öyle ortamda çok sevmiyorum. Eşim de sevmiyor. Bizim istediğimiz mesela yayla tarzı tipi mesela. Git sakin sakin otur, dinle kafanı, serçulunu. At semaverini. Ben o tarz seviyorum. Eşim böyle. Dedik hani biraz dolaştık dedim. Dönelik dedik. Yazıyor bana işte şey, köylüler ya, hadi sade bana da yazsa gam yemeyeceğim, bana yaz, problem yok yani. Köylüler değil,
Hep mi diye böyle değil, cimri olurdu yani, aç gözlü olurdu. Refe onu doğru bağlar mısın? Arkalarını hep açıp nasıl rüzgar esiyor oğlum? Uzun göre diye gittin de diye yemek yemeden döndün diye. İş yerin var diye. Belon koy içeri atlatın yorunu. Senin diye muhasebe dükkanın vardı işte, iş yerin bile diye vardı. Muhasebecin bile vardı. Yemek yemeden diye geri döndün diye. Ne kadar cimrisin arkadaşlar, canım benim. Ya da bizi de. Çok şükür elhamdülillah. Ya da bizi de. Nerede? Evet, iş yerim de var. Muhasebecim de var, doğru. Allah'ın benim rahmet babaanneciğim dedi. Allah'ın gördüğünü kuldan gizlem. Evet var, Allah'ıma bin şükür. Allah herkese de versin. Atıyorum, sen yolda mı parayı kazanırsın? Ben sana sadece o kadar diyeyim. Sen parayı yolda mı kazanırsın? Niye 300'lük yer varken ben yiyeyim 2300'lük yerden? Bir yemem. 300'lük de olsa ben orada yemem. Aşırı kalabalık, bir de o Arapların da yani ben darık kızım ayrım. Bir değişik bir kokuları var. Böyle ağır bir kokuları var hepsinin. Bir tane iki tane değil ya. İyi. Senden ne işin var acım benim? Hem üstü. Yani. Şimdi. Sen şimdi benim yememe laf ediyorsun. Yok parayı para yüzünden orada yemedin. Evet yemedim. Gittim daha da güzel bir yerde yedim. Daha da uygun bir yerde yedim. İstediğim gibi de yedim. Allah'a çok şükür. Bahane demiş abi. Buna da şey, Filiz'in de parası çok da ezi büzmeye yarar ay. Yok İstanbul'a kadar gitmeye şey etti. Gidemedi. Ya gitsin gitmesin, bu kadar milletin derdi sizi niye ilgilendiriyor? Çok büyük parası var da harcama değil. Ama benim ya takıldığım nokta yani, onu bana sadece ben olarak yazsaydın inanın ben seni burada kayra bile almayacaktım arkadaşım. Canın sağ olsun, hiç problem yok. Olabilir. Diyebilirsin, herkesin özgür düşüncesi var ama kurban olduğum köylüyü niye küçümsüyorsun? Atatürk bile demiş ki köylü milletin efendisidir. Anladın mı? Sen şimdi kalkarsın köylüye laf etsin. Sen evinde otururken o köylü tarlalarda sabahın köyünde kalkar, sığırını savar. Sana tereyağı, süt, peynir yapmak için. Bahçesine ini, senin evine domates, biber, patlıcan, patates, soğan getirmek için. Sen onlarsız bir yemek düşürebilir misin? Arkadaşım benim, çiftçi dediğin zaman her şeyi kapsıyor. Senin hiç yememen lazım o zaman. Eti de yemeyeceksin. Balığı da tutan çiftçi, zeytinyağını da üreten çiftçi, pirinci de üreten çiftçi. Sen hiç yem o zaman. Çiftçiyi küçümsüyorsun ya. Yani ben tamam iyi niyetliyim değilim ama sade bana yap bari yorumunu. Tüm çiftçi köylü şey yapma yani, küçümseme, anladın mı? Heh. Benden sana da bu kadar. Benim paramın derdi de onu girdi. Benden mi kazandın onu? Yazıklar olsun. Ben hiçbir şey demiyorum. Zaten hastayım. İstediğinizi yazın. Kemence çalarım size. Kemence. Geçen gün dibi çaldım ya. Bu sefer de kemence çalacağım size. Ne yapalım? Siz yola gelmez sözü kötü yazanlara söylüyorum. Siz yani karakteriniz bu. Bir insanın karakteri değişir mi? Değişmiyorsunuz. Devam edin. Yani ama gerçekten çok kötü kelimeler kullanıyorsunuz. Çekememediğiniz ortada. Çekemiyorsunuz. Ben çalışıysam burada euro bozaysam benim yanımda eşim var. Paramı cebime koyar. Ben çalışıyor. Eşime veririm. Eşim de parasını cebine koyar. Bağırıyor. Hatun harcı. Ama ha 100 lira mı var? 10 gün mü duracağım burada? O 100 liranın bana 10 gün yetmesi lazım. Öyle ben ayarlayırım kendimi. Kimseden istedim mi? İstemedim. Allah'ıma çok şükür. Kimseye muhtaç olacak bir şekilde değilim. Rabbim sizlere daha çoğunu versin inşallah. Yani kalbiniz çok fesat. Böyle zaten çalış sağ olsa bir yere gelemezsiniz. Bereketi olmaz. Anladınız mı? Bu, ne kadar size yapmayın dediysem bu 3 yıl zarfında ne kadar size sinirli de konuştuysam, iyi niyetli de konuştuysam anlamadınız. Çünkü karakter bozukluğu var sizde. Bu bir hastalıktır yani. Gerçekten. Ne bileyim yani size denecek söz yok. Bu şekilde devam edin. Edeceğinizden de eminim. Bilmiyorum. Günah arkadaşlar. Gerçekten günah. Arkadaş diyeyim de Filiz Hanım diyeyim diye ben sana. Hanım mı? Olsun. Ben yine öyle diyeyim. Ben yine tavrımı bozmayayım. Ama gerçekten insan iki elini derler. Başının arasına al da
Başını iki elin arasına al da öyle konuş, düşün. Abla bu dünya nasıl oluyor değil misin? Ben sana söyleyeyim. Artık herkesin cevabını vermen lazım. Yok. Kimse yok, bir saniye. Kimse demiyor ki bu bana işte hanımlığından dolayı ses etmiyor. Veya beni anlamadı, aklı yok. İşte görüyor musun alt etiyim bunu. Artık herkes birbirini yemenin peşinde. Ben hiç kimseye burada hiçbir şey yapmıyorum. Abamı zaten görüyorsunuz kendi halinde. Yani bu kadar beni çekememeniz beni de biri alacaktı, Erdoğan da biri alacaktı. Hani ikimiz de Allah büyük, evde kalmazdık. İkimizin nasibiymişük demek ki. Ben 11 ay çalışırken hiç kimse yanımda yok da bir ay geldim mi milletin gözüne batay. Ne bileyim ben şaşırırım yani size. Siz de kanal kanal gezip milleti kötülüyorsunuz. Kimini beddua ediyorsunuz, kiminin işte uşağı olsun, kiminin kocası bilmem nereden aşağı uçsun gitsin. Kimini Allah sabaha çıkarmasın. Böyle beddualar atıyorsunuz. Ama beddua döner dolaşır kendinize vurur. Benim bak dilim sinirlendi mi ben konuşurum. Benim gibi de her zaman derim. Siz hiçbir zaman YouTuber bulamazsınız. Ben başka kanallarda da bak benim güzel takipçilerimin yorumlarını da görüyorum. Onlar bile benim bildiklerimi bilmiyorlar. Bak size gül gibi görünüp arkada iş çevirenlere bile siz. Çünkü gönlünüz güzel olduğu için mis gibi yorumlar yazıyorsunuz. Ama aslında yorumlarınızı hak edecek birileri hiç değil. Bak ben onları da burada açıklarım ama benlik bir durum yok diye ben ses etmiyorum. Benim için bir sıkıntı yok. Ben her zaman dedim. Siz olmasaydınız ben babamın yanına 3-4 kere böyle gelip gidemezdim. Çünkü ben bu YouTube'un parasından bilet aldım. Ha ne kadar kazandım? 500 mi kazandım? Misal 500 euro mu kazandım bu ay? 500 euro da kendim kattım. Çok sıkışırdım. Gider gelirdim tabii ki babamın babam ama beni çok zorlardı. Giderdim bir kere gider gelirdim. Ben bunu asla saklamadım. Ha ben de emek ederim, etirim ama sizsiz olmaz. Ben aşağı videoya burada konuştum. İyi kötü attım. İzle dönü 100 kişi. Ne faydası var bana? Yok ki. Yok abandan mı doğuştun? Melek abandan doğuştun. Yok işte eşini 2-3 videoda görmedik seni mi bıraktı? Bir de saçma sapan yorumlarımız var yani. Yok çocuklara onu niye göstermiyorsun? Sadece sen mi doğurdun? Sadece ben doğurdum. Sadece benim uşağım var bu dünyada. Herkesin çocuğu kendine kıymetli. Demek ki bildiklerim var ki ben çocuklarımı kameraya zaten burada bir iki yerde bir iki videoda göründüler. Silmeye zaman olmadığı için onları da açıklayayım. Orada sakladım onları. Hani silmedim göründüler. Uşak benim, eş benim, para benim, dünya benim. Bu benim hayatım. Ben sizin hayatınıza karışırım mı? Allah da beni buraya nasip etti. Demek ki yiyecek ekmeğim varmış. Yani geçecek eşimle senelerim varmış. Herkesin Allah yuvasını huzurlu etsin. Benim kardeşlerimin hangisi olursa olsun değer bilsin yeter. Hepsinin daha çok benden olmasını istedim. Daha çok olsun istedim. Abamın bir şeysini görsem elhamdülillah. Ben gurur duyarım ondan bile. Yani benim arkadaşlarımın bile mesela gelayla buraya da BMW arabalarla son model arabalarla gelayla buraya. Orada da durumları çok çok iyi. Hani ben yanında devede kulak kalırım. Oo işte bak görür müsün geziyor. Aa arabalan geldi. Benim arkadaşım, benim tanıdığım, benim yakınım diye derim uy Allah'ım sağ çok şükür. Bunda da beni adam yerine koyar konuşuyla benden bile. Hep kendimi herkesten geri gördüm. Ama YouTube'dakilerden ama normal hayatımda artık hiç kimseyi kendimden üstün görmüyorum. Benden herkes aynı hızada. Kaşınanı da bundan sonra kaşıcım. Bunu da söyleyeyim. Çünkü benim susmamın bana çok zararı oldu. Hiç faydası olmadı. Bunu da söyleyeyim yani. Hiç faydasını görmedim. Ha Filiz sus işte. İnsanlık sende kalsın. Yazay sus var. Sus Filiz yazsınlar sana işte. İnsanlık sende kalsın. Sen yorumu dile getirdikçe onlar sana daha çok yazacak. Yazsın ne bana daha çok. Bana hem video çekme olasılığı doğay. Hem bana paramı kazandırır. Hem konuşma hakkı doğay bana. Ben Melek abam susabilir. Ben onun kanalına hiçbir şey demiyorum. Ama ben kimseye bak gerçek kanalı da bırak. Normal hayatımda da bana biri bir şey derken o ağzını tutacak. Diyecek ki ha demek ki bunu dersen buna bu da bana karşılığını verecek diye sözlerini seçerek konuşacak. Çünkü ben hep ezilmekten sıkıldım artık. Herkesin huyu bir değil. Ha. Olmuyor yani. Sen çekersin ben çekemem. Ben çekerim sen çekemezsin. Hiç kimse çünkü demiyor ki Filiz hani bizden küçüktür veya büyüktür veya komşudur veya akrabadır. Susayım da habile yaptım bunu. Bak susayım bir daha demeyeyim bunu. Yani üzülüyor da yazıktı demeyeyim.
Bak susay. Bir daha konduruysa, bir daha konduruysa bu sadece benim için de geçerli değil. Güzellikle herkesin cevabı, herkes haddini bilecek. Ben kimseye karışırım mı? Ne, herkesin anahtarı var cebinde, eşya ayrı. Ben her zaman değilim, uşağı ayrı. Bak ben babamı severim çok ama babamın hayatı beni hiç ilgilendirmez. Onun kocası, onun uşakları, onun evi beni ilgilendirmez. Babam doğraysa abi ev eti, ben de alırım pirinç yaparım pilav veririm. Hadi son sizin. Abam ahıra gidiyse Erdoğan aşağıdan şunu getirip, yani bunu size açıklamak zorunda da değilim, hiç açıklamayayım. Yani bizde öyle bir şey yok. Yok yani. Biz öyle sizin gibi o kötü yorum yazanlara söylüyorum. Biz öyle yetiştirmedi annem. Annemi babamı görüyorsunuz da. Benim annem babam için tek kişi şu ana kadar biz annemden razı değiliz demedi. Tek razı olmayanlar annemin amca tarafı. Niye? Çünkü hakkını yiyemediler. Yediler. 80 senedir yediler de. Annem imza atıp bütün hepsini onlara camiye bağışlar gibi bağışlamadı. O yüzden annemle araları bozuk olduğu için ben de kimseyle konuşmuyorum. Benim annem, annemi üzen beni üzmüştür. Başka benim ailemle, komşumla, köylümle 7000 kat yabancı daha iyi. Bu şekilde. Ama benim annemde öyle bir yürek var ki hala herkese susay, hala yerin altına bırakıyor. Dur bakalım, Allah'tan hayırlısı. Kimse kimsenin hakkını yiyemez. Hele de şehitin, şehitin kızının hakkını hiç yiyemez. Yetimin hakkını hiç yiyemez. Benim onun için yüreğim çok rahat. Yani Rabbime bırakıyorum herkesi. Ne kadar güzel soydun onu. Çobanlık mı yapacaksın kız? Sen çoban olursun ki keçileri kovalarsın. Niye? Küçük keçiler de memeli keçiler. Güzel mi canım? Güzel. Melek teyzen kuzu alacak de ki biz gidiyoruz teyze de. Geç kaldık. Hı? Çocukların moralleri bozuk. Çıkamadılar bugün bir yere. Ben midem ağzımda. Yani böyle canlar. Yapacak bir şey yok. Yani burada dövüş kavga yok. İçiniz rahat olsun. Şu anlık yok. Babam mı beni yonar? Soralardan ben mi onu bilmiyorum. Bakıcı yok. Bizi herhalde başka kanallarla karıştırma yapmak istiyorsunuz ama biz hakkımıza razı geliyoruz. O kadar izlenilme beşinde diyorduk. Benim bir videom 5000'den 10.000 arası izlenir. Oh Allah bereket versin. Öyle izlenmeyi ben istemiyorum. Öyle yalanla, dolanla, etepsizlikle. Benim elimde hiç olmayan biri de değilim. Abam zaten benden daha baş. Yani, Allah herkes de versin. Hiçbir şeyimden gurur duymayarım. Sadece kişiliğimden gurur duyarım. Bazı yerlerimde nefret ederim ama Allah tutar kolumdan arkadaşlar. Hep dediğim gibi ben size daha önce de açıkladım. Çok hayır. Mağolu etiysin. Kesin cennet olur sanki. Yok yok. Yani çok böyle karşı cevap veren bir kişi değilim. Hiçbir zaman da olmadım ama dediğim gibi bir noktam da var. Bak. Daha o noktasını abamın görmediler ama. Bir noktam var. Oraya beni kimse getirmesin. Çok susarım. Eşime, dostuma, kardeşime, herkese. Ama yine sonunda da çok bir şey yapmam yani. Abi bir kere de silerim seni. Bitiririm o, bitti. O kadar. Abi benim takıldığım konu şu anki Filiz Kabadayı konuşmuş. Ona ben takılmadım. Ama o çiftçileri de o lafa takıldım, üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Sen yatarken kardeşim, ha diyeceksin ki ben de para ver alayım ama bazı şeylerin parayla bile değeri gerçekten biçilmiş. Kız ne parası veriyorsun? Ayşin salatalığın kilosu Akçabat'ta 5 lira, 5 lira. Allah'ın para mı abi ya? 5 lira ne adı? 5 lira. İslat, topla, getir. Fasulyenin kilosu 10 lira. Bir kilo sen fasulye. Sen yatarken bak fındıkçıda kakayla saat sabahın 4'ünde kakayla bizim burada bak. Ben sana bildiğimi diyeyim. Sabahın 4'ünde kalkar millet elinde. Abi doğru yapamaysın da. Yemeğini hazırlarsın. Sen de düzgün yapacaksın öyle ama. Gidiyor. Ve senin dediğin kadar kolay daha değil bu. Daha çok sıkıştı, daha çok. Köylü dediğin kişi. İşte yapacak bir şey yok. Allah herkesi yola getirsin. Yazın yani ama ben anladım yani. Çok susmak iyi değil. Bu YouTube'da bu yorumlar olacak. Bunun da farkındayım. Bu sosyal medyaya girdiğimiz için. Ne yapayım paşam? Bu olması normal. Ama siz öyle kötü bence yorum yazdıkça mi? Ben de size cevabınızı vermek zorundayım. Çünkü bu kanalın sahibi ben olduğuma göre. Etkiliyorsun sen. Bu yorumların başlığını da atacağım. Sizin yorumlarınızı da dile getireceğim. Böyle iyilikle. Allah'tandır ya belki gelirsiniz yolu. Bizim sayemizde, güzel takipçilerimiz sayesinde. Ne diyeyim ki? Yani bunu bildirmek istedik. Çekiş kavga yok. Bu arada da önünüzde et doğradım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Yani bu da bir haktır.
Aynen. Olan var, olmayan var. Oo ya, şimdi bunun kavrulmuş halini hayal ettim Melek. Niye? Efe yiyecek ama bak, pilavın yerine koyacak teyzesi. Yiyecek mi? Tabii. Hiç öyle görünmüyor yani. Benim tavuk da var. Tavuk da var teyzesi, tavuk da çıkarırız istiyorsan. Ağrı vız 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 yiyeyim ağzını. Çok yemiyor. Tamam. Ben sana sabah dedim teyzeciğim, ne istersen sen bana söyle, ben sana her şeyi yaparım. Peki sabah ablaca uyumayarım diye mi oldu? He? Tuzluk az bir şey mi? Oy. Ay çabuk çabuk. Daha çok 2 saat uyuklayacaksın, kendin geleceksin. Uyumadım, bir de Efe'yi getirdim doktora, göz doktoruna teyzeleri. Uzağa göremiyor okulda, sadece derste gözlük takması lazımdı. Dedim burada getireyim onu. Bu arada benim dayımın oğlu da bugün hastanedeydi, numunedi. Ona da buradan selamlarımı yolluyorum. Beni izleyen hastanede çok takipçilerim de var. Göğüs hastanesinde de var. Orada bir ablayı gördüm. Fatma abla, ona da selam olsun. Onun da çocuğu göğüs hastanesinde çalışıyormuş, sekreter. O da selam söylersen bize dedi, sevinirim dedi. Böyle aklıma geldikçe söylüyorum. Bir de hastanede dayımın oğlu dedim ya size, göz doktoru diye. Onun üst katta, üst katta dedi galiba. Sebahattin abi dedi galiba. Filiz çok seviyorlar seni dedi. Şimdi izindeler, olmasa dedi senden çıkardık oraya. Ama resmimi çekip yolladı ona. Onlara da buradan selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Benim de huyum bu. Yapacak bir şey yok. Ben de yapılanı artık sabretmeyi düşünmüyorum. İsterseniz bu huyumu beğenmeyebilirsiniz yani. Ama bu kadar susmak beni hasta etti. Ben artık çocuklarıma da zarar vermeye, sinirli konuşmaya başlarım diye korkarım. O yüzden her şey iyiyle, iyilikle, güzellikle olsun. Herkes haddini bilirse, bir çizgi Şenol abim dedi bana. Yaylaya getirdi ya bizi Şenol abim, Merdivan hasta olduğu için. Dedi ki, dedim Şenol abi niye astın yüzüğün dedim. Dedi ki, bak nereden nereye geçeyim. Siz de dedim ki dedi, akşam 5'e kadar geri dönecek. Saat 9:06 dedi. Dedim ki, öldü de ne öldü 6 dedim. Melek abim durdu, dedi ki, yapmadı. Bak dedi. Her şeyin dedi bir sınırı vardır dedi. Bir çizgisi vardı. 5 mi dedik, 5 dedi. Orayı açtın mı dedi, mide bulantısı yapar dedi. Açmayacaksın orayı dedi. O sınırı açmayacaksın. O sınırdan sonra da mide bulantısı yapar. İşte benim zaten bugün midem bulanı. Ya daha çok bulandırmayalım. Ama o zaten Melek abama yorum yapam. Daha saydırıyor yani benim kanalımda. Ben görmüyorum onu, boşver. Herkes yazabilir. Serbest sus. Açtım kanalı. Vallahi. Kendinize çok iyi bakın canlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşürüz. Hepiniz çocuğunuz hep kucak dolusu. Selamlar, saygılar olsun. Bu arada horonlarımı çok beğenmişsiniz. Bir sürü yorum yaptınız. Allah herkesten razı olsun. Melek abamda da var birkaç tane çektiği videolar. Onlar da şimdi video çekersek onun sonunu onun kanalında da ekleyeceğiz. Abamı da tanımayanlar Trabzonlu Kara Uşak. Ona da abone olursalar, izlerseler çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı günler, iyi seyirler. Hoşça kalın. Bıçağı ne yapıyor? Bıçak öyle kırılıyor. Duran.